Yalnız HVA Gaming cephesine bakıyorum. Bayağı bir önde duracak şampiyonları var. Çok tank olabilirler. Ama çok fazla. Aynı zamanda onları koruyacak bir canı da var. Evet, doğru söylüyorsun. Evet, şimdi senin kronometre ile ilgili yorumuna geçebiliriz. Oyuna çok büyük etki ediyor. Yani eskiden sadece sihirdar büyülerini düşünüyordunuz takım savaşı veya ufak çete savaşları yaparken. Ama artık ciddi anlamda takımlar şey yapmak isterken bu kronometre faktörünü her zaman bir köşeye koymaları gerekiyor. Koydukları için de oyunlar zaman zaman işte 35, 40, 45, 50'ye kadar uzayabiliyor. Bu kronometrenin oluşu bence erken oyundaki... Bu arada birinci seviye demiştin. Söylemiştim. İşte sana birinci seviye. Ruvelius alacak mı ilk kanı? Hayır, Revanche hayatta kalmayı başardı. Revanche hayatta kalmayı başardı burada. Ama çok hızlı başladılar. Çok çok hızlı başladılar. Bu arada hemen oylamanın sonucundan da bahsedelim. %72.3'tü yanlış görmediysem. Bu arada bir kere daha zorluyorlar. Dışa geldi ilk kan. 2'de 2 gelebilir. 2'de 2 gelebilir. Dakika 2'de 2 skor birden gelecek mi? Ruvelius son vuruş. Hayır, gelmedi. Revanche buradan çıkmayı başardı ama. Dark Passage, Dominos inanılmaz başladı mücadeleye. Bu ikilinin üst koridordan verebilecek mi? Trix orada bir baskın kovalıyor. Bu arada Japone Achu'nun roket atlayışını iptal ettirdi orada. Achu zamanında atamadı o roket atlayışını. Bunu değerlendirmek istiyorum. Velius son bir vuruş gelir mi? Hayır. Diğer tarafta Marshall'dan güzel bir sıçra geldi. Marshall çok iyi oynadı burayı. Ve Marshall buradan kaçmayı başardı. Lusset gelmiş. Lusset geldi buraya. Sıçra. Skoru da aldı. Achu'nun üzerine gidiyorlar. Bir skor daha. Japone düşecek mi orada? Çok az canı kaldı Japone'nin ama hala hayatta. Minyonlara yaklaşmıyor bile. Çünkü bu kadar öndeyken bir sonraki ejder size büyük bir avantaj sağlayabilir o kırmızı ejderi sağlamasa bile. Daha erken de bu görevi yerine getirebilirdi. Evet, evet. Bakalım ne çıkıyor bir sonraki. Galiba o da Okyanus. Evet, Baron'a başladılar. Baron'a başlarken şu anda burada HVA Gaming'in görüşünün olmadığını söyleyelim. DP'nin Baron'a başladığını bilmiyorlar. 4000'e kadar indi. 3000, 2000, Trix içeri girecek mi? Japone dışarı çıktı. Bu Baron'u önlemeye çalışıyor. Trix içeri girdi ama yetmedi. Ruvelius'ta kaldı Baron. Baron burada, Ruvelius'ta kaldı. Kakao'nun çarpı bile kullanılmamış durumda. Arka tarafta Marshall, Trix skorunu aldı. Ve Dark Passage adına oldukça iyi bir haber bu, her ne kadar çarpla almamış olsalardı. Trix o kargaşadan da Marshall kendisine bir tane skor çıkarmayı başarmış. Marshall için oldukça iyi haber. Armut'la arasındaki o 30 milyonluk farkı da kapatacak bir skor oldu bu. Bir Okyanus ejderi daha. Ve bir kere daha Okyanus ejderi gelecek. Dürtüyorsunuz, ondan sonra biraz geri çekiliyorsunuz. Ruvelius yine mi önde yakalandı yoksa? Güzel bir ulti kullanımı geldi buradan. Arka tarafta Ninja'nın ultisi. Bu arada Trix'ten de çok iyi bir ulti. Arkada yakalanan bir isim var. Japone. Eriyip gitti. Lusset tek yakalandı şimdi. Lusset'in üzerine gidiyor. Açu ne yaptın? Açu Lusset'i kurtardın. Açu. Kronometresini kullanmış. Diğer tarafta Ruvelius. Sahne aynı. Ruvelius yine ultisini attı. Diğer tarafta Trix de ultisini atıyor. Güzel bir ulti Armut'tan. Armut sıçrayla Japone'nin üzerine gidiyor. Ruvelius zor durumda. Ruvelius buradan çıkabilecek mi? Hayır. Skor Achu'da. Yalnız dördüncü yer aynı pozisyon. Yine Ruvelius. Yani niyetleri oydu. Ama uygulamada arada, sıkıntı çıktı. Burada bir pusu var ama orada totem vardı. Achu şimdi çıktı ama Japone. Çok güzel bir oyunu orada Achu'yu durdurmayı başardı. Ruvelius zor durumda yakalanır mı acaba? Öteki tarafta dört kişinin arasında olan bir Lusset var. Tristan öldü. Achu öldü. 2'de 2 yapan bir Marshall. Japone orada kendini feda etti ama HVA oyuncularını bir bir yakaladı Dark Passage. HVA'nın başlatmak istediği savaş Dark Passage'ın istediği savaşmış meğersem. Burada işte Kakao, Ruvelius ve Lusset burada. Baron'u alıyor. Trix bunu çalmaya çalışacak mı? 4000 can, 3000 can. Trix totem geldi dışarıya. Trix içeri giriyor. 2000 canı var şu an. Bıraktılar Baron'u vurmayı. Trix'e vurmaya başladılar. Trix, jöle parçaları, Baron ve Zek'in ölümü Dark Passage adına şu an her şey yoluna girdi. DP'ye kazandıran isimler olmuş. Evet, ve şunu söylemek lazım. Orada Tristana'nın skorunu Marshall'ın almasının sebebi oraya attığı ulti. Aslında bütün işi Lusset yapıyor. Evet, arka tarafa girip açığı yakalayan Lusset. Lusset'in arkaya sakması zaten aynı zamanda Runaps'ini o noktada açığın üzerine kullanması Gangplank ultisinden olabildiğince fazla hasar almasını sağlamış. Orta koridorda inhibitor kulesi yok. Trix burada pozisyon bekliyor. Elastik sapanla içeri girdi. Ruvelius'u yakalayacak ama şu anda asıl yakalanan kendisi mi olacak? Japone içeri düştü, dışarı çıkmaya çalışıyor. Kefaret. Son basarını öldürmeye yetmedi. Kefaret Japone'yi hayatı döndürürken HVA Gaming üyeleri bir bir ölüyor. Trix gitti, Revanche gitti, Armut gitti.
ve Aço da ölüyor. Ninja önce altına dönüştü, sonra Dark Passage için altına dönüştü. Bu maçta buraya kadar, bu maç sona erdi artık. Dark Passage HVA Gaming'i mağlup etmeyi başaracak. Baron güçlendirmeleri var. Güzel bir minyon dalgası geliyor. Hayatta kalan şampiyonlara baktığımız zaman bu kuleler açıkçası tomba düşecekmiş gibi görünüyor. Yani yine DP cephesinden hiç de ikna edici olmayan bir galibiyet. Bunu net biçimde söyleyebiliriz. Tek taraflı başlayan ve sonrasında DP'nin kendi hatalarıyla maçı adeta rakibe hediye etmeye çalıştığı bir maç, ama yani iki tarafta maçı birazcık birbirine hediye etti diyebilir miyiz? Burada bence biraz DP işleri zora soktu. Yani HVA kesinlikle bu oyun arkaya yaslanabilirdi. Tristana'nın belki 6 eşya olmasını bile bekleyebilirdi. Çünkü Dark Passage Dominos sanki böyle kaybolmuş gibiydi onun için. Yani çok erken bir üstünlük aldılar, onu söyleyelim. Alt koridor kulesi dakika 5'te gitti. Zaya 2-0-1'di. Teşekkürler Scarlett. Bu sefer sürprizi bozmadın. Yanımda Dark Passage Dominos'un orta koridoru Lucette var. Ayrıca Dark Passage'in çevirmeni Elif var yanımda. Öncelikle hoş geldin TCL'e. Çok genç yaşta çok büyük bir karar verdin. Ülke değiştirdin, arkadaşlarını bıraktın. Yeni bir ülkeye, yeni bir maceraya atıldın. Nasıl hissettin? Azik nerede orinde bak iroke acı monlar ara valso çingodurlu kazokta ta iroke monlara dugu annende kibuni otton yagı. Kaçta kakınga da kırıkkine nande kredo çoğu timonde도 다 좋고 같이 온 병코 저희 정글 형이랑 코치 형 다 잘해줘가지고 딱히 뭐 외롭진 않습니다. 아, 쉐, böyle ailemi arkadaşlarımı özlüyorum ama burada işte gerek takım arkadaşlarım gerek birlikte geldiğim koç ve orman oyuncusu hani çok samimi oldukları için yalnız hissetmiyorum. Gayet güzel, bunu duyduğumuza çok sevindik. Peki TCL'e geldiğinde en büyük başarmak istediğin, aklındaki en büyük hedef neydi? Kişisel olarak ve takım olarak. Takip vasıl te kı teyil kım mokpiyonun boyosu. Kı timuroso do kurokko, keyin çoguro do kurokko. Mokçok boyosu. İlta vasıdınika, çoğu jungle katı on jungle yongdo dege vle çaranın saramınika. Kabukke çeso sangikkoneso usunkaji buku vasıyo. Şey diyor hani, sonuçta buraya kadar geldim ve benimle birlikte gelen orman oyuncusu da gayet iyi olduğu için hani gelmişken zafere ulaşmak istiyorum. Gayet hoş, gayet hoş. Peki DP'nin şu ana kadar, yani ligin şu aşamasına kadar temposunu yakalayamadığını gördük. Ana problem neydi bu konuyla alakalı? Şimdi DP'nin jom İgin game'do 별로 없었고 막 이렇게 팀으로서 잘 하지 못해 왔는데 이거에 어디서 문제 있어서 이렇게 된 것 같아요. 일단 저희가 기본적인 데에서 실수가 좀 많이 나왔던 것 같고 그리고 잘 보완해 나가고 좀 더 발전하면 좋은 성적 낼 수 있을 것 같습니다. Bizim hani kişisel bir takım hatalarımız oldu hani. Birkaç biraz fazla hatalarımız oldu ama işte bunları düzeltip kendimizi geliştirmeye devam edersek güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Peki ligdeki en büyük rekabetin kiminle orta koridorda? Çünkü Riganeso'nun Tail ve Kiroke 경기하고 이기고 싶은 rivali 상대로서 midlane 누구라고 물어보는데. (웃음) 다 이기고 싶긴 한데 꼭 꼽자면 프로즌 선수 이기고 싶어요. 아니, hepsini yenmek istiyorum ama illa seçeceksen Frozen'ı yenmek istiyorum. Peki bu kişisel olarak bizim maçı da izlerken en büyük merak konusu olan arka plandan bir soru. Maçta Morello işte gerekirse AD itemleri olarak can yenilenmeyi engelleyecek hiçbir atılımda bulunmadınız. Bunun bir sebebi var mıydı? Ego, tarın saramdurdu ta gungume anın gonde, kı game hadaga kyongitte Morello'dun anim tarın AD itemidin bak iroke kı opsojin piril tasi
있게 만드는 그런 아이템들이 하나도 이렇게 소용하지 않았는데 왜냐고 물어보는 거예요. 일단 제가 했던 챔피언들은 딱히 무렐로가 그렇게 중요하게 여겨지는 챔피언이 아니었어서 사용 안 한 것 같고요. 다른 챔피언 하면 사용하겠습니다. hani benim oynadığım şampiyonlarda Morelia o kadar gerekli bir item değildi. O yüzden şey yapmadım. Ama diğer şampiyonları oynarken göz önünde bulunduracağım. Çok teşekkür ediyorum ikinize de bu cevaplarınızdan dolayı. Siz arkadaşlar Celad'ın çağrısını unutmayın. Tekrardan sizdeyiz Scarlett.